İyi yıllar. Ben Ertuğrul Özkök. Biliyorsunuz Number One FM'in elemanlarından biriyim ben ve her gün burada size yorumlar yapıyorum. Bir de hafta sonunda Number One FM'de ve Number One Türk FM'de Top 20 listeleri yapıyorum. Şimdi bugün de size farklı bir şey yapacağım. 2019 yılının kendimce en önemli gördüğüm 20 insanını size tanıtmaya çalışacağım. Tanıtmaya çalışacağım diyorum çünkü genellikle yılın en önemli insanları hep tanınmış kişilerden seçilir. Benimki öyle değil. Belki de büyük bir çoğunluğunuz bundan sadece 3-4'ünü tanıyorsunuz, geriye kalanlarını tanımıyorsunuz. Ben de tanımıyorum bunları. Ben de tanımıyorum ama bazen tesadüfen öğrendim, bazen bir televizyon ekranında gördüm, bazen bir radyoda dinledim, bazen bir haber okudum, bazen karşılaştım. Ama inanın yaptıkları işler o çok büyük adı sanı olan insanlarınkinden daha küçük değil. Hatta Türkiye'ye çok daha başarılı işler yapıyorlar. Bu insanların dediğim gibi bazıları siyasi olarak tanınan insanlar. Onlarla ilgili size anlatacağım niye koydum onları. Ama asıl size bunu da anlatmak istediğim ve bu listeyle vermek istediğim bir duygu var. Nedir o biliyor musunuz? Bu insanların ortak özelliği hangi yaşta olursa olsun, hangi sosyal çevrede olursa olsun, hangi eğitim seviyesinde olursa olsun her biri bunların bu yıl kendi oturdukları evlerde, küçücük evlerinde ve odalarında, mütevazi mekanlarında başarılı işlere imza attılar. Ve herkese şunu ispat ettiler. Hani Obama'nın bir lafı vardı seçilirken, yes you can diyordu. Evet, başarabilirsiniz diyordu. İşte o başarabilirsiniz duygusunu veren insanlar. Renkli bunlar, keyifli. Aynı zamanda bizi eğlendirmeyi bilen insanlar. Yani bu özellikleriyle bize bu yıl çok şey kattılar. Bazıları dediğim gibi hiç öğrenmez, burada öğreneceksiniz. Ama öğrendiğiniz insanları takip edin. Bazıları bu toplumda çok fazla yapılan bir takım böyle acayip güzel işleri temsilen bir kişi koydum oraya. Hayvanlarla ilgili mesela. Bu sokaklarda hayvanlara yardım eden insanlarla ilgili. Hepsini alamam tabii onların. Ben Türkiye'de hayvanseverlik lobisinin Türkiye'nin en güçlü lobisi olduğunu inanıyorum. Ve Türkiye'nin medeniyet seviyesindeki en güzel şeylerden biri. İşte onları temsil eden tabii bir kişi alacağım. İnsanlaştırdım. Göreceksiniz enteresan bir liste bu. Gelin hep beraber izleyelim bunu. Ve listeyi yayınladıktan sonra size söyleyeceğim birkaç kelime olacak. O kelimeleri de ondan sonra üzerinde düşüneceğiz beraber. Şimdi gelin başlayalım. Bu Türkiye'de 2019 yılının tanıdığımız ve tanımadığımız bence, bakın hep bence diyorum bu. Bazılarına katılmayabilirsiniz ama bazılarına katılabilirsiniz. Bazılarını aranızda tartışabilirsiniz. Bazılarını katılmıyor gibi görünürseniz de biraz daha makul düşünün. Hoşgörülü bakın. Kafanızdaki kalıpları kırarak, duvarları yıkarak bakın. Belki siz de benim gibi anlayacaksınız. Neticede hepimizin bir siyasi görüşü var, kızdığımız insanlar var. Ama şurada bir gerçek. Bazen kızdığımız insanlar da çok güzel işler yapıyorlar. Ve onları görmezden gelip yanlış bir şey olur bu. Değil mi? Hakkını vermemiz gerekir. O yüzden bu listeyi yaptım ben. İnsanların haklarını verebilmek için kendimce ama. Evet. Başlıyoruz şimdi. 2019'un bana göre en güzel işlere imza atmış 20 insanı. Şimdi bunların numaraları yok. Yani bir numara, iki numara, üç numara diye öyle bir sıralama yapmadım ben. Çünkü benim gözümde her birinin başarı hikayesi çok önemli ve onları numaralara göre dizmek istemiyorum. Ama ille de baştan başlamak gerekirse diye Yılmaz Büyükerşen Hoca'dan başlayayım. Belki de içlerinde yaşı en büyük olan o olduğu için ondan başlayayım. Eskişehir gibi Anadolu'nun ortasındaki bir bozkırdan bir Orta Avrupa estetiği yarattı. Eğer gidip görürseniz gerçekten herkesin, her Türkiye'de yaşayan herkesin böyle gurur duyacağı bir şehir yarattı. Çocukların eğleneceği, insanların gideceği müzeleriyle ve tabii ki bir gondol sefası yapacağınız inanılmaz bir nehir estetiğiyle. Artık o sadece Eskişehir'in Yılmaz Hoca'sı değil, onun belediye başkanı değil, bütün Türkiye'nin gönlünü fetheden ve içimizi açan bir insan. O yüzden bu yıl 2019'un insanları listesinin başına Yılmaz Büyükerşen'i koydum, Profesör Yılmaz Büyükerşen'i. Bunu geçen yılda yapsaydım, ondan bir önceki yılda yapsaydım yine oraya koyacağım bir insan. Çünkü gerçekten Türkiye'de bütün belediyelere bir rol model olarak şehrinizi bir tek insan, şehrinizi çok güzel hale getirebilir diyen ve bunu ispatlayan insan. Şimdi iki numaraya gelelim. İki numarada
bir asker göreceksiniz. Genellikle dünyada yapılan yılın insanları listelerine askerleri pek koymazlar. Ben koyacağım. Tüm Amiral Cihat Yaycı. Nedir, kimdir Tüm Amiral Cihat Yaycı? Geçenlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da pazar geçenlerde bir denizaltımı yapım töreninin açılışında onun adını verdi. Aynı gün ben de onun adını vermiştim. Cihat Yaycı bugün Türkiye'nin diplomasi konusundaki en başarılı adımlarından biri olan Libya ile ortak deniz anlaşmasının yapılmasının fikir mimarı. Yıllarca Türkiye ile Libya arasında böyle bir anlaşma yapılması gerektiğini makalelerle anlattı, konferanslar verdi, devlet büyüklerine izah etti, lobisini yaptı ve sonunda başardı. Gizli bir kahraman. Herkes çünkü bu kararı alan hükümetleri görür, siyasileri görür böyle şeylerin arkasında. Ama onun arkasındaki o fikri zemini hazırlayan insanlar pek görülmezler. Benim gözümde bu yılın en önemli insanlarından biriydi. Çünkü teorisini geliştirdiği bu uygulama ile, bu diplomasi ile Türkiye'ye önümüzdeki yıllarda o masaya oturulduğu zaman çok büyük bir diplomatik koz kazandırdı. Libya ile yapılan bu deniz anlaşması sayesinde alkışlıyorum onu buradan. Çabaları sonuç verdi. Üçüncü sırada yine alışılmadık bir isim var. Bir siyasetçi eşi. Siyasetçi eşleri genellikle first lady'lerdir ama iki numaralı insanlardır. Ve kimse onları fazla dikkate almazlar. Ama ben alacağım. Öyle bir isim söyleyeceğim ki bu ismi biliyorum. Muhalif olanlar canım olur mu diyecekler. Öyle demesinler. Çünkü onu bu listeye eşinin dolayısıyla almadım. Kendi yaptığı bu yıl iki önemli çaba sayesinde alıyorum. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan. Ne yaptı Emine Hanım bu sene? Emine Hanım çok önemli iki iş yaptı bu sene. Birincisi bütün dünyada biliyorsunuz plastik atıklara karşı bir mücadele başladı. Plastik atıklar okyanusları mahvediyor, tabiatı mahvediyor ve bu atıklar dünyanın başına büyük felaket olmaya başladı. Emine Hanım bir militan gibi çalışarak Türkiye'de sıfır atık diye bir proje geliştirdi ve bu sıfır atık projesinin arkasında durdu. Her yerde, okullarda anlattı, orada anlattı, burada anlattı ve Türkiye'nin de kafasına girmesinde bu atık sorununun çok büyük bir rol oynadı. Ama ondan daha önemli bir şey var. Bir yerde yaptığı bir konuşmada Türkiye'deki aile içi şiddetle ilgili öyle bir cümle kullandı ki o cümle hepimizin kafasında kaldı. Dedi ki aile içindeki şiddet aile içi mahremiyet alanına girmez. Yani hiç kimse karısını dövüp, kızını dövüp, çocuğunu hırpalayıp ondan sonra bu bizim aile sorunumuz diyemez dedi. Bu çok basit bir cümle gibi geliyor ama muhafazakarlaşan Türkiye'de bunu muhafazakar bir aileden bir insanın söylemesi çok daha anlamlı hale getirdi. İşte bu yaptığı iki şey yüzünden ben Emine Erdoğan'ı bu yıl Türkiye'de 2019'un kendi gönlümce en önemli işlerini yapan insanların arasına soktum. Şimdi 4 numarada biri var. Bir Fenerbahçeli olarak bunu sunmakta biraz zorluk çekeceğim. Çünkü rakip bir takımın koçu. Anadolu Efes takımının koçu Ergin Ataman. Bu yılın benim gözümdeki en önemli, en başarılı Türkiye'deki sporcularından bir tanesi. Daha doğrusu spor yöneticilerinden bir tanesi. Sporculara çok ödüller veriliyor ama genellikle spor yöneticilerine çok fazla ödül verilmiyor. Ama Ergin Ataman bu sene bir başarı hikayesi yaptı. Anadolu Efes takımını Euroleague'de finale oynattı. Bu gerçekten çok başarılı bir iştir. Özellikle de bütün Euroleague'de eski Yugoslavya kökenli koçların neredeyse güçlü bir mekanizma oluşturduğu bir yerde bir Türk koçu olarak oraya girdi ve oraya bir başarı hikayesi yazdı. O yüzden Fenerbahçeli olsam da Ergin Ataman'ı bu yılın en önemli insanlarından biri olarak bu listeye aldığım için seviniyorum ve gurur duyuyorum ve kendisini de buradan kutluyorum. Evet, geldik 5 numaraya. Tabii bunu dediğim gibi size bunlar bir numaralı değil. Yani şimdi söyleyeceğim insan aslına bakarsanız siyasi sonuçlar itibariyle bu yılın bir numarası olacak bir insandır. Bunu böyle bir sıralama yapmadığım için biraz da böyle yaş falan şeylerinde ortaya koyduğum için o yüzden 5 numarada görüyoruz. Ama dediğim gibi bu yılın Türk siyasi hayatındaki en önemli olay nedir derseniz İstanbul Belediye Başkanı'nın seçimiydi. Kabul edelim ki kimsenin tanımadığı, çok az insanın tanıdığı bir ilçe belediye başkanlığından
15 milyonluk bir metropol, bir dünya metropolünün belediye başkanlığına giden yolu başarılı adımlarla geçti. Ama en yaptığı en güzel şey, niye ben onu listemize aldım derken, aldığı siyasi sonuçtan daha çok Türkiye'ye getirdiği siyasi uslup ve siyasi dil dolayısıyla oraya koydum. Çünkü kutuplaşan Türkiye'de herkesin birbirine yüklenerek, aşağılayarak, hakaret ederek ve ötekileştirerek siyaset yaptığı bir yerde hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi içine alarak çok başarılı bir seçim kampanyası yaptı. Üstelik de karşısında iktidar vardı. İktidarın bütün imkanlarını kullanmasına rağmen neredeyse kendi başına, tek başına bir kampanya ile İstanbul halkının gönlünü aldı ve getirdi. Türkiye'ye bu yıl uslup bakımından bir tazelik getirdi. Siyasetin yenilenmesi açısından gerçekten iyi bir rol modeli daha ortaya çıktı. O yüzden bu yılın en önemli insanlar arasına İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da aldım. Geldik bu yılın en önemli insanlar listesinde 6 numaraya. Ama tekrar ediyorum, bakın bu numaralar en önemliden önemsize doğru giden numaralar değil. Sadece bir sıralama bu. Yani bu insanların her birini isterseniz kendi gönlünüzde bir numarada yapabilirsiniz. Şimdi anons edeceğim insan başarılı bir iş insanı. Bir spor yöneticisi. Türkiye'deki seyrettiğimiz maç nakillerinin bir anlamda gizli imparatoru da diyebilirsiniz. Adı Saadettin Saran. Saadettin Saran şu anda Türkiye'de yayınlanmakta olan Premier Lig maçlarının, hiç bilmediğimiz sporların, NBA maçlarının, Amerika'daki kolej basketbolu maçlarının, F1 yarışlarının hepsinin yayın haklarına sahip bir Avrupa çapında bir iş insanı. 18 ülkede Premier Lig'in yayın hakları onun elinde. Ama ben onu listeye iş insanındaki başarısı dolayısıyla almadım. Spor salonları yap diyor. Hem de Anadolu'da Kırıkkale'de. Bu Anadolu'da Kırıkkale'de yaptırdığı spor salonlarının her birinin üzerine Atatürk fotoğraflarını, Atatürk'ün tablolarını yerleştiriyor. Ve çocukları gerçekten modern, çağdaş bir Türkiye hazırlıyor. Ama bu yıl öyle bir şey yaptı ki benim gönlümde yer etti. Hani şu Kırıkkale'de kocasının çocuğunun önünde öldürdüğü Emine Bulut vardı ya, hepimizi ayağa kaldırdı, hepimizi ağlattı. İşte o kadının adını spor salonunun adına verdi. Koskocaman bir plaketle açılışını yaptı. Nedir bu? İşte o spor yapmaya gelen gencecik çocuklara, bakın bu ülkede artık kadının adı var mesajını vermek için. İşte Saadettin Saran'ı bu yıl en önemli kendi kafamda gördüğüm 2019'un insanları listesine yaptığı bu güzel hareketle alıyorum. 7 numarada bir şef var. Türkiye'de şeflik, gastronomi son yıllarda büyük bir atılım yaptı. Çok iyi şeflerimiz çıktı. Gerçekten bu listeye alınacak çok şeflerimiz vardı. Ama bunlardan birini Osman Sezener'e aldım. Osman Sezener Uğurlu'da, daha doğrusu İzmirli bir şef, genç bir şef ve İzmir'de bir restoran açtı. Bu restoranı bir anda sadece Türkiye'de değil dünyada da tanındı. Ama yaptığı en önemli şey neydi biliyor musunuz? Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir şeyi yaptı. Bir bölgeye gastronomi bölgesi verilmesi. Nasıl ki İspanya'ya gittiğiniz zaman, San Sebastian'a gittiğiniz zaman burası gastronomi bölgesidir. Burada bine yakın küçük, irili, ufaklı restoran vardır diye gidilir. Gastronomi turizmi yapılır. İşte o da Urla'da böylesine Urla'nın bir gastronomi merkezi haline gelmesinde çok büyük katkıda bulundu. O yüzden onu 2019'daki benim gönlümde Türkiye'ye katkıda bulunmuş, bölgesine katkıda bulunmuş insanlardan biri olarak koydum. Aynı zamanda Türkiye'de gastronomi, yani şeflik eğitimi almak isteyen, gastronomi eğitimi almak isteyen insanlar için de çok güzel bir genç modeli. Genç yaşta başarılı oldu. Evet, 8 numarada nasıl tarif edeceğimi bilmediğim bir yılın insanı var. Adı Kral Şakir. Diyeceksiniz ki Türkiye'de Kral Şakir diye birisi mi var? Hayır, yok. Kral Şakir bir çizgi film kahramanı. 3 yapımcısı var. O 3 yapımcısı Kral Şakir diye bir çizgi film yaptılar. Ve bu çizgi film öyle bir başarı sağladı ki, yani Türkiye'de Disney gibi dev kumpanyaların, şirketlerin yaptığı Alaaddinlere, işte Buzlar Ülkesi'ne, Sevimli Canavarlara meydan okudu. Onların çoğundan daha fazla Türk halkının gönlünü çekti. Ve Türkiye çizgi film sektöründe, pazarında Türkiye'de var dedirttiler. Bu Türk sineması açısından bir ilkti, bir yenilikti.
3 yapımcısı var. Çizeri, yöneticisi, işte senaryoyu yazanı falan. Hepsini kutluyorum buradan. Gerçekten Türkiye'de bu işe büyük katkıları oldu. Ben size onların isimlerini de söyleyeyim. Tabii bu 3 insan kimdir diye. Biri Varol Yaşaroğlu, ikincisi Can Dizdaroğlu, üçüncüsü de Berk Tokay. Üçünü de kutluyorum. Ama tabii buraya yılın insanı olarak aldığımız Kral Şakir'i unutmayın. Kral Şakir kral bir çocuk çünkü. 9 numaraya geldik. 9 numarada fashion, tasarım, moda var. Türkiye biliyorsunuz bir aslında başka şirketlere terzilik yaparak tekstil sanayini geliştiren bir ülkeydi. Fason üretimi ülkesiydi. Ama son yıllarda tasarımcılarımız çıkmaya başladılar. Ve bu tasarımcılarımız uluslararası planda başarılar kazandılar. Bunlardan biri yıllar önce İngiltere'deki Rıfat Özbek'ti. Ondan sonra çekildi. Hüseyin Çağlayan var. Nitekim yine İngiltere'de. Bunun gibi dünya çapında tasarımcılarımız oldu. Ama bu yıl özellikle genç bir tasarımcıyı alacağım. Aslında Erdem Moroğlu adı. Aslında Kanada doğumlu, annesi İngiliz, babası Türk bir genç bu. Ama adı ve soyadı Erdem Moraloğlu. Türk ismi, Türk soyadı yani. O yüzden buraya koydum. İngiliz vatandaşı ama adı ve soyadı Türk olduğu için onu bir Türk tasarımcısı olarak alıp buraya koydum. Önemi nedir? Bu yıl dünyanın en önemli kültürel olaylarından biri Amerika'daki New York'taki Metropolitan Müzesi'nde açılan Kamp sergisiydi. Kamp sergisi bir anlamda ta 17. yüzyıldan gelen kitsch sanat geleneğinin başlangıcı ve orijinlerinden oluşan bir sanat türüydü. Buraya çok sayıda sanatçı giriyor. İşte o kamp için hazırlanan devasa albümde 4 tane falan tasarımı giren bir tür sanatçısı bu. Yani oraya dünyanın en ünlü sanatçıları girebildi o kataloğa. Ve Erdem Moroğlu da girdi. O yüzden onu da gururla aldım buraya. Evet, 10 numaraya geldik. 10 numarada bir girişimci var. Selçuk Bayraktar adı. Selçuk Bayraktar'ı hepiniz biliyorsunuz, tanıyorsunuz artık. Çünkü yaptıkları air show'larla, şunlarla, bunlarla duyuldu. Ama Selçuk Bayraktar'ı bu listeye almamın bir özelliği var. Biliyorsunuz bu yüzyılın en önemli girişim modellerinden biri startup denilen üçlü dörtlü modeller. Yani 3-4 tane çocuk yan yana geliyorlar ve teknoloji alanında bir şirket kuruyorlar. Sonra oradan Facebook çıkıyor, Google çıkıyor. Efendim daha bunun gibi işte Uber çıkıyor. Bütün bunlar. Türkiye'nin de işte böyle garaj çocuklarından biri de Selçuk Bayraktar ve onun ailesi. Ne yaptılar biliyor musunuz? Dünyadaki en önemli teknolojik olaylardan biri olan drone. Yani insansız hava araçlarını yaptılar. Ve bunda öyle başarıya ulaştılar ki dünya pazarına girdiler. Şu anda İHA diyoruz biz. Drone denilen dünya pazarına İHA diye Türkçe ismiyle gerçekten bu uçakları sokan ve Türk ordusunun savunma kabiliyetini arttırdığı gibi aynı zamanda Türkiye'ye müthiş bir para gelimi sağlayan bir girişimci bu insan. Tebrik ediyorum ve o da bize gurur veren insanlardan bir tanesiydi. O yüzden bu yıl 2019'un en önemli insanlar listesinde bir yerde ona ayırdık. 11 numarada kendim özel olarak çok keyifle size anons edeceğim bir genç kadın var. Adı Ezgi Zorba. Ben onu tesadüfen tanıdım. Bir gece uykum kaçtı gezerken YouTube'da Ezgi'nin kanalı diye bir kanal gördüm. Bir odanın içerisinde bu son yıllarda gençlerin en çok sevdiği Marvel filmlerini yani Demir Adamlar, Süpermenler, Batmanler, işte Yenilmezler, Hulk, aklınıza ne gelen ne kadar çok böyle çizgi film, milyarlarca dolar gişe yapan filmler varsa o alemin, o evrenin filmleri üzerine konuşma yapan bir kız kendine bir YouTube kanalı açmış ve 500 bin takipçisi var. Ve öyle bir başarıya ulaşmış ki Disney'in en önemli yönetmenleri mesela Jean Favreau gibi yönetmenleri falan bu kızı davet ediyorlar Amerika'ya. Ona özel mülakatlar veriyorlar ve kendi evinden beni 2 saat başına televizyonun bağlayan güzel sunumlar yapıyor, anlatıyor. Dünya çapında bir iş yapmış. 500 binden fazla takipçisi var. Kendisi tek başına bir odadan tek kişilik bir startup gibi başlamış
ve sonunda böyle bir başarıya imza atmış. O yüzden çok sevinerek koydum. Çünkü ben de bir Marvel hastasıyım. Daha küçüklüğümde çizgi romanlarını Amerikalıların çöp tenekelerine gidip İzmir'de karıştırıp onların attığı çizgi romanları toplayarak başladım. Ve şimdi şu anda 15 yaşında bir torunum var. Onunla ikimiz Marvel konusunda konuşuyoruz beraber. Joker'ı beraber seyrediyoruz. İşte böyle bir evrenin insanı o. Dolayısıyla çok da sevinerek anonsu diyorum bizi. Kutluyorum Ezgi Zorba'yı buradan. Evet, YouTube meselesinden açtığımıza göre 12 numarayı da size anons edeyim. O da belki bazılarınızın adını duymadığı, birçoğunuzun belki de adını duymadığı bir insan. Bir başarı hikayesi. Ve bize diyor ki, başarmak için artık bu çağda yaş da önemli değil. Parasal imkanlar da önemlidir. Eğer kafanıza koyduysanız, eğer kafanızda bir proje varsa, eğer anlatacak bir de hikayeniz varsa, bütün dünyaya çıkabilirsiniz ve bir başarı hikayesi yazabilirsiniz. Memduh Bayraktaroğlu işte böyle bir insandı. O yüzden onu da bu listeye aldım. Tanısın bütün Türkiye diye ve bütün Türkiye'ye umut versin diye. Herkese söylüyorum, 70 yaşındaki insanların da başarma imkanı var. Bundan bir yıl önce Akyaka'da evinde oturuyordu. Parası yoktu. Geliri çok sınırlıydı. Ve neredeyse emeklilik hayatının en derininde yaşayan bir insandı. Karısıyla baş başa. Sonra bir YouTube kanalı açtı. Bu YouTube kanalından yorumlar yapmaya başladı. Evinden o da. O da aynı şekilde Akyaka'daki odasından küçücük arkada bir kütüphane yorumlar yapmaya başladı. Ama o yorumlara o kadar güzel espriler, o kadar güzel eğlencelik şeyler kattı ki siyasete güzellik getirirken aynı zamanda gençleri de yakaladı. Şarkılar söylüyor, ekonomik yorumlar yapıyor ve bakın o kadar başarılı oluyor ki bazı yaptığı yorumları 700 binden fazla insan izliyor. Şu anda 200 binden fazla takipçisi var. Dediğim gibi bazı yorumlarını 700 binden fazla insan izliyor. 13 numaraya geldik. 13 numarada iki kişi var. İkisinin de aslında yaptığı işler birbirlerine benzediği için aldım. İkisi de çok başarılı iş insanı bunların. Biri İstanbul'da, biri İzmir'de. Biri İstanbul'da ama doğup büyüdüğü yer Eskişehir ve Eskişehir'e gitti. Eskişehir'in odun pazarı denilen bölgesinde Japon mimarlarla beraber çalışarak bir modern sanat müzesi kurdu. Gidip görmeniz lazım. Erol Tabanca adı. Dediğim gibi ODTÜ kökenli bir iş adamı ve orada öyle bir müze yarattı ki modern sanat müzesi. Herkes diyor ki Anadolu bozkırının ortasında bir MoMA. MoMA biliyorsunuz New York'taki modern sanat müzesi. Onun gibi bir yer yarattı. Ve bakın 77 gün oldu açılalı daha. Neredeyse 80 bine yakın insan, 100 bine yakın insan burayı gezdi. İkincisi Lucian Arkas. İzmirli bir iş insanı. Arkas Holding'in sahibi. O da İzmir'de Fransız Kültür Merkezi'nde, daha doğrusu Fransız Konsolosluğu'na bir anlaşma yaptı. Konsolosluğun kordondaki binasını müze haline getirdi. Ve o müzeye bu yıl bir Picasso sergisi getirdi. Picasso sergisi. Ve o Picasso sergisinin önünde kuyruklar oluştu. Hayatımda en sevdiğim kuyruklardı. Gurur duyacağımız kuyruklar. Bazı kuyruklar var, seçimden önce gördük, o kuyruklarda gurur duyulamaz. İnsanlar yiyecek almak için kuyrukta bekliyorsa hiçbir ülke onunla gurur duyamaz. Ama müzelerinizin önünde kuyruk varsa onunla gurur duyabilirsiniz. Lucian Arkas da bunu yaptı ve İzmir'de açtığı Picasso sergisini 100 binden fazla insan ziyaret etti. Bu nedir biliyor musunuz? İzmir'deki bütün okullar, çocuklar, çevredeki kasabaların çocukları daha bu yaşlarında gerçek Picasso tabloları gördüler. Yani Paris buraya geldi. O yüzden her ikisinde bu yıl Türkiye'de 2019'un yılın insanları listesini aldım ve alkışlıyorum burada. Evet, şimdi öyle bir insana geldik ki nasıl tanıtayım size? Önce bir düşünüyorum. Çünkü size adını vereceğim. Eğer gidip nüfus kütüklerine bakarsanız Türkiye'de öyle bir insan yok. Türkiye dışında da öyle bir insan yok. Bu sadece televizyon dizilerinin ekranında var olan bir isim. Hayali bir isim. Ali Vefa adı, doktor. Genç bir doktor ama bir özelliği var. Otistik bir çocuk bu. Ve tıp okumuş. Tıp okuduktan sonra cerrah olmak istiyor. Fakat klasik tıpçılar diyorlar ki hayır sen yani bu durumunla sen cerrahlık yapamazsın. İşte o çocuğun mücadelesini anlatıyor. Ali Vefa bir hayali karakter olarak hayatımıza girdi. Öyle başarı sağladı ki Türkiye'de Kurtlar Vadisi'ndeki kurtların
Yani mafya babalarının din kattığı bir televizyon pazarında, Türkiye'de tarih dizilerinin böyle yükseklerde olduğu bir yerde geldi, reytingde hepsini geçti ve Türkiye'de insanların gönlüne yerleşti. İşte Doktor Ali Vefa'yı bu yılın hayali insanı olarak, Türkiye'nin 2019'daki en önemli insanlar listesine aldım. Çünkü Türkiye'de binlerce çocuğa, sadece otistik değil, başka sorunları, başka engelli sorunları olan çocuklara, normal çocuklara da, yani normal derken bu tür engelleri olmayan çocuklara da aynı şekilde umut veren bir karakterdi bu. Televizyonumuzda inşallah önümüzdeki yıllarda bu başarılı rol modelinden sonra benzer rol modelleri de olur ve onlar da böyle başarı kazanırlar. Ali Vefa'yı yılın en önemli insanları arasına işte bu yüzden koydum. Evet, sırada Serkan Güzel var. Serkan Güzel'i de siz de tanımıyorsunuz. Ben de tanımıyorum onu. Televizyonda seyrettim ve orada tanıdım. Ve ondan sonra peşine takılıp ne yapıyor bu insan diye yaptım. Serkan Güzel aslında bir belediye başkanı. Niğde'de Çiftlik diye küçücük bir beldenin belediye başkanı. Ama belediye başkanlığı sırasında çok güzel bir formül geliştirmiş. Sokak hayvanları var, barınaklar yapılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Fakat o hayvanları doğal ortamında ben nasıl barındırırım diye bir formül. Çok soğuktan üşüyor hayvanlar. İşte o hayvanlar için dağın yumuşak olduğu yerde dağı oyarak, küçük oyuklar yaparak her birine evler hazırladı ve o evlerde onların bakımını sağladı. Yaratıcı bir model. Şimdi tabii ki onu alıyorum ama onu temsilen alıyorum. Türkiye'de bütün şehirlerde ve kasabalarda sokaklardaki kimsesizler var. Kimsesiz hayvanlar var. İşte o kimsesiz hayvanların kimsesi olan binlerce insan var Türkiye'de. İşte onların her birini temsilen bu yıl Türkiye'nin 2019'un insanlar arasına onu da koydum. Ve Sayın Belediye Başkanım, teşekkür ederiz. Dediğim gibi siz Türkiye'de inşallah bütün belediye başkanlarına aynı şekilde bir rol model olursunuz. Çalışmanıza devam. Lütfen bırakmayın. Çünkü bir ülke ancak hayvanlarına verdiği değerlerle medeniyet ölçüsünü yükseğe çıkarabilir. Bir tanesi de odur yani. Evet, sırada zeytinyağı var. Zeytinyağı çok önemli bir şey. Ve son zamanlarda, son yıllarda dünyada en hızla yükselen ürünlerden bir tanesi. Benim şimdi size sunacağım insan bir zeytinyağı kahramanı. Adı Hakan Kafkas. Türkiye'de Mardin şehrinin Derik ilçesinin kaymakamı. Genç bir kaymakam. Tipik bir böyle bıyıklı falan bir kaymakam. Kaymakam ne yaptı? Derik deyince kimsenin aklına zeytin gelmez. Kimsenin aklına zeytinyağı da gelmez. Oysa Derik bir zeytin bölgesi. İşte o bölgede zeytinyağcılarını örgütledi, birleştirdi ve oradan Derik'i marka haline getirdi. Ve bu yıl müthiş bir başarıya imza attılar. Neydi o başarı biliyor musunuz? Londra'da yapılan ve 430 markanın dünyanın çeşitli yerlerden katıldığı bir yarışmada Derik zeytinyağıyla birinci oldular. Ama sadece bir zeytinyağı üretmekle kalmadılar. Aynı zamanda onun ambalajını, pazarlanmasını o kadar modern, o kadar güzel yaptılar ki yaptıkları o Derik'te, o ilçede yaptıkları zeytinyağını alın, götürün batıdaki en pahalı mağazalarda koyun, kimse yadırgamaz. İşte başarı budur. Sadece üretmek değil, aynı zamanda pazarlamak. O yüzden onu da bu yılın girişimci devlet insanları kategorisinden bu listeye aldım. Evet, şimdi geldik Burcu Özsoy'a. Burcu Özsoy bir kadın öğretim üyesi ve onun arkasında da büyük bir Antarktika hikayesi var. Antarktika biliyorsunuz son yıllarda dünyada en çok ilgi çeken bölgesi dünyanın. Niye derseniz, çünkü hayatın sırrı, uzayın sırrının orada gömülü olduğunu anlatılıyor. Yani bilim insanlarının teorilerine göre bugün Antarktika'nın altındaki gömülü yerdeki bakteriler, gökyüzünden gelen taşlardaki bakteriler, şunlar bunlar bize insanın nereden geldiği, hayatın nerede başladığı konusunda sonsuz bilgiler verecek. O yüzden dünyanın önemli ülkeleri Antarktika'ya bilim bayraklarını dikmek için yarışıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de Burcu Hanım'dı. Ama en çok sevindiğim nedir biliyor musunuz? Antarktika'ya giden bilim ekibinin başında bir kadının oluşu. Çok başarılı bir ekip. Gerçekten bilim insanları başarılı insanlar ve oraya gittiler. Şu anda orada Türk bayrağı, Türk bilim bayrağı dalgalanıyor ve başında da bir Türk kadını var. O yüzden onu da
2019'un insanları listesine aldık. Ben bir müzik severim. Müziğin her türsünü severim ama rock müziğin benim içimde çok önemli bir yeri vardır gençlik yıllarından beri. Şimdi size 2019'da bir rock sanatçısı Türk kadını takdim edeceğim. Gaye Su Akyol. Gaye Su Akyol genç bir kadın. Ne yaptı biliyor musunuz? Türkiye'de milli rock diye bir kavram olabilir mi? Rock, batılı bir müzik. Bunun milli ve yerlisi olabilir mi? Olabilir. İşte o yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? 1970'li yıllarda meşhur Erkin Baba'nın, Moğolların, Barış Manço'nun yaptığı Anadolu popu veya Anadolu rock'u denilen müziği şimdi aldı, yeniden geliştirdi ve yeniden gençlere sevdirmeye başladı. Ve öylesine sevdirdi ki dünyanın dikkatini çekti. Bakın New York Times'da olsun, dünyanın önde gelen bütün gazetelerinde onunla ilgili yazılar çıktı. New York Times Londra'daki kültür editörünü buraya getirdi, konserlerini izletip onunla ilgili yazılar yazdırdı. Harika bir kız, gerçekten Türk rock'ının ve Türk Anadolu popunun bugün en güzel temsilcisi. Ama en güzelini biliyor musunuz? Türkiye'de her siyasi inançtan genç insanı yan yana konserlerde müzik dinletiyor. O yüzden onu da buraya aldık. Şu andaki iktidarın siyasetçilerinden biri ve bunun adı Abdülhamit Gül. Türkiye'nin Adalet Bakanı. Ne yaptı bu yıl? Biliyorsunuz Türkiye'de son yıllarda yapılan bütün anketlerde ama bütün anketlerde çıkan ortak bir sonuç var. Türk halkı artık adaletine ve yargısına güven konusunda zorlanıyor. Ve Türkiye'nin bir adalet ve yargı sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Hapishanelerdeki insanlardan, şuradan buradan biliyoruz. Abdülhamit Gül, işte buyurun böyle bir Türkiye'de bir adalet reformu hazırladı. Ve bu adalet reformunun içerisine Türkiye'de basın özgürlükleriyle ilgili sorunların giderilmesi için de maddeler koydu. Ve bu maddelerin geçmesi için de Türkiye'de bütün çevrelerle görüştü bunu hazırlarken ve gerçekten başarılı bir iş yaptı ve sonunda da iyi bir iş çıktı. Ve Cumhurbaşkanı bizzat bu reform tasarısını külliyede kendisi savunarak, kendisini angaje ederek ve özellikle de önüne basın özgürlüklerini, Türkiye'de düşünce özgürlüklerini de koyarak bunun arkasında durdu. Kanun çıktı. Peki kanun uygulandı mı? Şu ana kadar uygulanmadı. Ama şunu diyebiliriz ki 2019 reform yılıydı. 2020 inşallah bu reformun uygulama yılı olacak. Yani Türkiye'deki mahkemeler de bu reforma uygun kararlar almaya başlayacaklar. O yüzden bu yılın en önemli insanları arasına bu adalet reformunu yapan, hepimizin günlük hayatını etkileyecek olan bu adalet reformunu yapan Abdülhamit Gül'ü koydum. En özelini en sona bıraktım. Bazılarınız diyebilir ki ya bu da olur mu? Haklılar da böyle demekte. Çünkü takdim edeceğim insan benim eşim Tansu Özkök. Tansu Özkök'ü bu listeye aldım. Ama listeye ben almadım. İnanın ben almadım. Sokakta gördüğüm insanlar aldılar onu listeye. Çünkü ne zaman sokağa çıksak ben onun yanında gidiyorum. Ben gazeteciyim falan ama benden daha çok ilgi görüyor. Niye biliyor musunuz ilgi görüyor? Çünkü bir Instagram hesabı açtı bundan 3-4 yıl önce. Bu Instagram hesabında iyi sabahlar ve iyi geceler anonslarıyla başladı. Güzel fotoğraflar koydu ve iyi geceler ve iyi sabahlar kelimelerini Türkiye'nin ortak duygusu haline getirdi. Diyeceksiniz ne var bunda? İnsanların sokaklarda birbirlerine selam vermediği bir toplumdan söz ediyoruz. Kutuplaşmanın arttığı, insanların iyice kutuplaştığı bir toplumda iki tane küçücük kelimeyi toplumun ortak duygusu haline getirmek çok önemli bir iştir. Onu yaptı. Ama ondan sonra orada dikkati çektikten sonra başka bir şey daha yaptı. O platformu Türkiye'de aile içi şiddet ve kadınlara uygulanan şiddetle bir de hayvanlar için kullandı. Ve öyle insani bir platform yarattı ki 34 bin takipçiliği sokakta benden daha şöhretli. Hatta bazıları var bana kızıyorlar. Ya senden adam olmaz ama o gerçekten iyi bir insan diyorlar. Ben de katlanıyorum karımın yanında. O yüzden diyorum ki onu da bu yıl 2019'da işte böyle evinde oturan ve evinden bütün Türkiye'ye ortak duyguları bir platformdan aktarabilmenin mümkün olduğunu göstermesi bakımından öyle bir rol model olarak 2019'da yılın insanları listesine aldım. Dediğim gibi benim torpilimde girmedi. Sokakta rastladığım insanlar, her çeşit sosyal çevreden
her eğitim seviyesinden insanların bana onu anlatmasıyla, onu sevmesiyle ondan dolayı aldım. Yani eşim değil, benim kontenjanımdan değil. Evet, gördüğünüz gibi 2019 yılı bitiyor ve 2019 yılında böyle yılın 20 insanını seçtim. Diyebilirsin ki sen kimsin kardeşim, kimi seçiyorsun? Ha, ben doğru, ben bir insanım, sadece bir insanım. Size de bir şey söyleyeceğim, alın kağıdı kalemi elinize. Siz de kendinizce bu yıl en önemli gördüğünüz 20 insanı alt alta yazın. Bakalım kimleri koyacaksınız. Belki de o insanları tarafsız biçimde eğer oraya koymaya başarabilirsek, o insanları tarafsız biçimde takdir etmeye başarabilirsek, tek tek hepimiz ortak uyuşabileceğimiz alanların sandığımızdan çok daha fazla olduğunu görebiliriz. O yüzden işte böyle bir liste yaptım ben ve bu yıl 2019'da en önemli gördüğüm, kendimce önemli işleri imza atmış, tanınmamış, böyle kendi odasında, kendi evinde oturan genç, yaşlı insanlardan oluşan bir liste yaptım. Lütfen siz de yapın, görün, bakın ayın birinde, hatta aynı evde 3-5 kişi beraber ayrı ayrı listeler yapın. Sonra getirin bakalım yan yana. Ne kadar çok birleşebilecek insanımız var üzerinde iyi iş yaptı diyebileceğimiz. Belki de sandığımızdan daha fazla. Belki de kutuplaşma dediğimiz şey sadece siyasilerin bize empoze ettiği şey. Bizim gönüllerimizde kutuplaşma yok. Takdir etmeyi biliyoruz. O takdir duygusunu başarabilirsek eğer, inanın Türkiye'ye çok daha güzel işler yaparız. Hepinize 2020'de çok güzel bir Türkiye diliyorum. İnşallah Adalet Bakanlığı buraya aldık, o reformların uygulandığı yıl olur. İnşallah Türkiye'nin dış sorunlarının aşıldığı, ekonomik sorunlarının aşıldığı bir yıl olur. Ama en doğrusu, en güzeli inşallah şu kutuplaşmanın ortadan kalktığı, birbirimize daha hoşgörülü, daha anlayışla yaklaşabileceğimiz, bakabileceğimiz bir psikolojik ortam olur. Hepinize güzel, mutlu bir yıl diliyorum. İnşallah daha güzel bir yılda buluşmak üzere.